Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, nicht nur brauchen plus infinitiv mit zu. Evet, karmaşık gözükse de aslında çok çok basit, çok çok eğlenceli bir konu bu arkadaşlar. Infinitiv mit zu'yu daha önceden görmüştük arkadaşlar. Bir şey yapmak üzere derken değil mi? Yapmakta olan gibi bir anlama gelmiş oluyordu güzel Türkçemizde. Brauchen ihtiyacı olmak demek. Nur sadece arkadaşlar. Güzel Türkçemizde bu tam olarak örtüşmese de arkadaşlar, cümleleri incelediğimizde nasıl bir yapı olduğunu gayet iyi anlayacaksınız. Hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. Sie braucht heute nicht zu arbeiten. Evet arkadaşlar, brauchen ihtiyacı olmak. Heute, bugün, arbeiten de neydi arkadaşlar? Çalışmak. Bugün çalışmaya ihtiyacı yok demeyiz de ne deriz arkadaşlar? Onun bugün çalışması gerekmiyor deriz, öyle değil mi? Ancak bu durumda Almanca'da ben ne yapmam gerekiyor? Brauchen'i kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyorum bu cümlenin içerisinde? Braucht zu, öyle değil mi? Burada da bir olumsuzluk var. Nicht. Dolayısıyla onun bugün çalışmasına gerek yok diyecek olursak, sie braucht heute nicht zu arbeiten demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Bu ne cümlesi? Wenn cümlesi. Wenn ile ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili videomuzu mutlaka izlesinler arkadaşlar. Wenn neydi? Eğer demekti arkadaşlar. Öncelikle cümleyi bir inceleyelim. Onun ardından telaffuzuna bir bakalım. Wenn du ein Problem hast. Evet, problem, problem adı üstünde, sıkıntı. Brauchst du mich nur anzurufen. Anrufen neydi arkadaşlar? Telefon açmak demekti. Şimdi burada yapıları incelediğimizde arkadaşlar, brauchen'i görüyoruz ve nur, sadece, ve zu'yu görüyoruz arkadaşlar. Yani ne diyor bu cümle bize? Bir sıkıntın varsa beni araman yeterli demiş oluyoruz güzel Türkçemizde, öyle değil mi? Dolayısıyla ben bunun Almanca karşılığına baktığımda ne yapmam gerekiyor? Brauchen'i ve nur yapısını getirmem gerekiyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? Wenn du ein Problem hast, brauchst du mich nur anzurufen. Burada mich neydi arkadaşlar? Beni demekti. Bunun haricinde bilmediğimiz bir kelime yok. Ancak şuraya da değinmem gerekiyor arkadaşlar. Zu nereye girmiş arkadaşlar? Ayrılabilir fiil anrufen arasına girmiş oluyor. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayrılabilir fiil olduğunda ve infinitiv mit zu'yu gerektiren bir durum olduğunda ne yapıyoruz? Zu'yu araya yerleştirmiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Du brauchst keine Angst zu haben. Öncelikle bir bakalım. Angst, die Angst arkadaşlar, korku demek. Dolayısıyla senin korkmaman gerekiyor gibi bir anlam çıkıyor güzel Türkçemizde. Ancak senin korkuya ihtiyacın yok demeyiz güzel Türkçemizde, öyle değil mi? Korkmana gerek yok deriz. Ancak Almanca'da brauchen yapısıyla kullanıldığında ne olacak durum arkadaşlar? Ne olacak? Du brauchst keine Angst zu haben. Yani korkmana gerek yok. Gerekçeye bakıyoruz, neymiş? Diese, evet buradaki S silinmiş. Diese Spinne, Spinne, die Spinne, örümcek demek arkadaşlar. Diese Spinne kann dir nichts tun, tun yapmak. Bu örümcek, bakın burada demonstratif yapmış oluyoruz. Bu örümcek sana hiçbir şey yapamaz, değil mi? Sana bir şey yapmaz deriz güzel Türkçemizde. Dolayısıyla bu örümcek neymiş? Diese Spinne kann dir nichts tun. Burada da dia, sana. Evet, bunu görmüş. Daha önceki yapılarda da zaten görmüştük. Dolayısıyla diese Spinne kann dir nichts tun. Sonraki cümleye bakalım isterseniz arkadaşlar. Burada da gene brauchen'i görüyoruz. Er braucht nur einen Reisepass nach Österreich zu fliegen. Evet, burada da arkadaşlar brauchen'i görüyoruz, zu'yu görüyoruz ve nur, sadece. Der Reisepass, pasaport demek arkadaşlar, değil mi? Nach Österreich, Österreich neresiydi? Avusturya. Fliegen de neydi arkadaşlar? Uçmak demekti. Dolayısıyla
onun sadece bir pasaporta ihtiyacı var Avusturya'ya uçmak için. Dolayısıyla er braucht nur einen Reisepass nach Österreich zu fliegen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Sie braucht heute nicht zu arbeiten. Sie braucht heute nicht zu arbeiten. Wenn du ein Problem hast, brauchst du mich nur anzurufen. Wenn du ein Problem hast, brauchst du mich nur anzurufen. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben. Diese Spinne kann dir nichts tun. Diese Spinne kann dir nichts tun. Er braucht nur einen Reisepass, nach Österreich zu fliegen. Er braucht nur einen Reisepass, nach Österreich zu fliegen. Sonraki cümlemizi inceleyelim arkadaşlar. Wir brauchen Willi nicht anzurufen. Evet, Willi bir erkek ismi arkadaşlar. Anrufen az önce de görmüştük arkadaşlar. Neydi? Aramak demekti. Bakın, brauchen nicht anzurufen. Evet, Willi'yi aramamıza gerek yok derken demek ki ne diyeceğiz? Wir brauchen Willi nicht anzurufen. Er ist schon unterwegs. Unterwegs yolda demek arkadaşlar. Demek ki o çoktan yolda anlamında pekiştiriş noktasında şunu görüyoruz. Er ist schon unterwegs. Sonraki cümleye bakalım. Wir brauchen nur die Tür aufzumachen. Aufmachen neydi? Açmak. Açmak demekti, öyle değil mi? Benim ağzımdan çıktı bile. Demek ki Willi'ye telefon açmamıza gerek yok. O çoktan yolda, bizim sadece kapıyı açmamız lazım demiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim kapıyı açmamız gerekiyor. Yani sadece o gerekiyor dediğimizde wir brauchen nur die Tür aufzumachen demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım isterseniz arkadaşlar. Deine Schwester, bakın brauchen'ı görüyoruz. Braucht nicht zu. Evet, kochen neydi arkadaşlar? Pişirmek demekti. Dolayısıyla die Schwester neydi? Abla ya da kız kardeş. Senin ablan ya da senin kız kardeşinin yemek yapmasına gerek yok. Bakın brauchen aslında ihtiyacı olmak demek, değil mi? Ancak burada güzel Türkçemizde gerek yok demiş oluyoruz. Dolayısıyla deine Schwester braucht nicht zu kochen. Evet. Wir haben Pizza bestellt. Bestellen arkadaşlar neydi? Sipariş vermekti. Bakın burada haben bestellt. Burada bir perfektlik söz konusu. Yani bir dili geçmiş söz konusu. Biz pizza siparişi verdik demiş oluyoruz. Dolayısıyla wir haben Pizza bestellt. Evet, sonraki cümleye baktığımızda sie braucht nur Cola zu besorgen. Onun sadece besorgen arkadaşlar, bunu tedarik etmek demek bu besorgen arkadaşlar. Onun sadece kola tedarik etmesi gerekiyor, alması gerekiyor anlamında besorgen derken sie braucht nur Cola zu besorgen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Wir brauchen Willi nicht anzurufen. Wir brauchen Willi nicht anzurufen. Er ist schon unterwegs. Er ist schon unterwegs. Wir brauchen nur die Tür aufzumachen. Wir brauchen nur die Tür aufzumachen. Deine Schwester braucht nicht zu kochen. Deine Schwester braucht nicht zu kochen. Wir haben Pizza bestellt. Wir haben Pizza bestellt. Sie braucht nur Cola zu besorgen. Sie braucht nur Cola zu besorgen. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde brauchen fiilini infinitif mit zu ile birlikte gördük. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.